Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Asus Zenfone Selfie'nin Android sürümünü nasıl güncelleştireceğimize bakacağız. Evet Recep, Zenfone Selfie'yi incelemeden önce bir sürümünü güncelleyelim. Bakalım yazılımda nasıl değişiklikler oldu. Kullanıcılara da nasıl telefonlarını güncelleyeceklerini bu sayede göstermiş olacağız. Evet. Telefonunuzun Android sürümünü nasıl kontrol edersiniz? Evet. Yukarıdan menüyü açabileceğiniz gibi buraya girip buradan araçlar kısmına girebilir. Araçlar kısmının altında ayarları tıklayabilirsiniz. Ayarları tıkladığınız zaman hakkında kısmına giriyorsunuz sevgili izleyiciler. Android 5.02 olduğunu görüyorsunuz. Ancak Android sürümü değişmese de telefonun donanım performansını etkileyen kendi yazılım güncellemesi olabiliyor. Yazılım bilgisi kısmına girdiğiniz zaman derleme numarasını görüyorsunuz. VV Worldwide User 1.10.30.119 diyor. 2015.07.01 diye de bir tarih bilgisi verilmiş. Buradaki sürümü şimdi Asus'un sitesindeki sürümlerle karşılaştıracağız. Daha güncel bir sürüm varsa telefonumuzu buna güncelleyeceğiz. En güncel sürümü indirmek için Zenfone Selfie'nin Asus sayfasına giriyoruz ve sağdaki destek bağlantısına tıklıyoruz. Destek bağlantısına tıkladık Recep. Sıkça sorulan sorular var karşımızda. Ali, soldan sürücüler ve araçlar diyoruz. Akabinde OS Operating System yani işletim sistemimizi seçmemiz gerekiyor. Android'i seçiyoruz. Android altında firmware, kaynak kodu ve manuel yani rehber olarak 3 kategori var. Evet, firmware telefonun yazılımı oluyor. Buraya tıklıyoruz ve burada en güncel sürümü bulabiliyoruz. Şimdi burada farklı sürümler, farklı kodlar var Recep. Her kullanıcı İngilizce bilip bunları anlamayabilir. Evet Ali. Burada neye bakmamız lazım, uygun olduğunu neye göre anlıyoruz? Ali, burada bakmamız gereken nokta WW yani Worldwide, dünya çapında. Türkiye'de satılan telefonlar da VV kategorisine giriyor. Başında VV olan güncellemeleri indirip kurabiliriz. Anladım. Yani başka ülkeler için mesela China, Çin'de satıldığı zaman CH gibi bir kod oluyor. Evet, CN yazıyor. CN yazıyor. Worldwide, peki bunun içerisinde de birden fazla sürüm var. Burada şimdi neye bakıyoruz? Ali, burada en güncel sürümü genelde doğrudan indirebiliriz. Özellikle bir uyarı verilmemişse. Evet. Bazen uyarı veriliyor sevgili izleyiciler. Tanımın hemen üzerinde bu sürümü kurmak için bilmem kaç nolu sürümü kurmanız gerekiyor evet. Deniyor. Bunlar birbirinin üzerine kurulan güncellemeler. Doğrudan paket edip kuramıyorsunuz. Ama biz burada doğrudan indirip kurabileceğimiz bir güncelleme görüyoruz. Evet Ali. İndirmek için de indirme yeri globale tıklıyoruz. Akabinde indirmeyi başlat diyoruz. 1.7 GB sevgili izleyiciler. Yani bunu kablosuz ağ üzerinden evinizden ya da ofisinizden indirmeniz faydalı olacaktır. Bu tür güncellemeleri cep telefonu ya da mobil ağ üzerinden indirmiyoruz. Güncelleme dosyamız indi. Zip formatında. Herhangi bir şekilde bu dosyayı klasöre çıkartmıyoruz. Evet, kendisi zipten kuracak. Boyutunun 1.795 olduğunu görüyoruz. Yani kilobayt olarak ölçtüğü zaman gigabayttan farklı sonuç verir. Şaşırmayın. Evet, 1.71 GB boyutuna bir dosya. Şimdi dosyayı telefonumuza atacağız. Bu bağlamda telefonumuzu bilgisayarımıza USB ile bağlıyoruz. Sağ altta bu aygıta ne olacağını seçmek için dokunun geldi. Basıyoruz. Dosyaları görüntülemek için aygıtı aç diyoruz. Sağda Zenfone Selfie'nin depolama birimini görüyoruz. Evet, dahiliye depolama birimimiz şu an boş bayağı. İçerisini açıyoruz ve dosyamızı buradan kopyalayıp buraya yapıştırıyoruz. Herhangi bir klasör oluşturmuyoruz. Root dizin dediğimiz ana dizine atıyoruz sevgili izleyiciler. Yani direkt telefonun içerisine girdiğiniz noktaya kopyalamanız gerekiyor. Evet, dosyamız telefona kopyalandı. Şimdi telefonumuzun USB bağlantısını kesiyoruz. USB bağlantımızı kestikten sonra doğrudan bir ünlem işareti geliyor. Ünlem işareti sistem güncelleme dosyası algılandı diyor bize. Güncelleme paketini seçin diyor. Şimdi burada cihazın içerisinde birden fazla yazılım attıysanız burada bir liste çıkacak. Evet. Kafanız karışmasın diye niye birden fazla dosya atasınız? İhtiyacınız olan bir tane doğru dosyayı direkt atın. Sürüm numarasını kontrol edin. Worldwide 1.12.40.382 user. Biz şimdi bu sürüme güncelleyeceğiz. Bunun için tamam diyoruz. Güncelleme birkaç dakika sürecek. Bu süre içerisinde cihazınızı kullanamayacaksınız. Güç adaptörünüzü takın veya pil ömrünün en az %15 olduğundan emin olun diyor. Bizim tavsiyemiz %50'den yukarıda olduğuna emin olun. Hatta her zaman en iyisi nedir? %100 şarja getirin. %100, %95. Ondan sonra işlemi yapın ve de arkanıza yaslanıp işlemin tamamlanmasını aralıksız bir şekilde bekleyin. Müdahale edersek ne oluyor Recep? Sorun olabiliyor Ali. Aynen öyle. Yazılım sorunu olabiliyor sevgili izleyiciler. Şimdi telefonumuz kapanıyor. Açılacak. Bu esnada birkaç defa restart edebilir, yeni baştan başlayabilir. Sistem güncelleme mesajını burada da görebiliriz sevgili izleyiciler. Şimdi ayarlarımıza bir daha girelim. Buradan araçlar kısmından tekrar ayarlarımıza girelim. Bir bakalım sürümümüz ne olmuş. Hakkında kısmı,
Android sürümümüz değişmemiş, hala 5.02. Yazılım bilgisine geldiğimizde ise aşağıdaki derleme numarasının güncellendiğini görebiliyoruz. Evet, tarih de güncellenmiş Ali. 2015-09-07 olmuş sevgili izleyiciler. 1.12.40.382 sürümünü kullanıyoruz artık. Kısa yollara da bir bakalım, nereye ne kısa yola eklendi. Bununla ilgili bize bilgi veriyordu. Bir bakalım tekrar. Şuraya şöyle baktığımız zaman ana ekrana güç ve hızlandır, otomatik başlama, güç tasarrufu olduğunu görüyoruz. Aşağıdaki kısma baktığımız zaman zaten çerçevelerde toplanan uygulamalar söz konusu olduğu için diğer araçlar kısmında ve üretkenlik kısmını kontrol ederim. Asus Mobile Manager, veri aktarımı, görmeye alışık olduğumuz uygulamalar var. Yani bu güncellemenin temel olarak sistemin performans, enerji tüketimi ve de kısa yollar ve Asus uygulamaları bazlı bir güncelleştirme olduğunu söyleyebiliriz. Daha ileriki güncelleştirme paketlerine de çıktıkça kendimiz güncelleyeceğiz. Evet, sizlerle birlikte Asus Zenfone Selfie'nin güncelleme rehberine baktık. Bir başka rehberde görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.